yapmıyor. Allah Resulü diyor ki karnınız vücutta dolaştığı gibi kanda şeytanım. Şimdi benim bu projemle ben şeytanın peşindeyim. O beni bırakmasa bile ben onu bırakmayacağım. O beni bıraksa bile ben onu bırakmayacağım. Sebebi o korkunç bir enerjidir bu atmosfer gibi. Yani fizikçiler bu enerjiyi şu anda depolayamıyor şimşeği. Şeytanın da depolanamıyor. Çünkü kaygan böyle. Ben o enerjiyi pozitife dönüştürebilir miyim? Onun, yani güneş oduna çeviren Allah bu kanunu koymuş. Mesela yapmış Süleyman Aleyhisselam. Cinleri kullanmış, inşaat yaptırmış. Saray yaptırmış. He? Şeytanlar itaat etti. Şeytanlar itaat etti diyor. Orada öyle diyor. Şeytanlar itaat etti diyor. Cinler ve şeytanlar diyor. Şeytanları da itaat ettirdim diyor. Şeytanın enerjisi korkunç bir enerjidir ve şuurludur. Ben onun şuurunun üzerine şuur, onun yöntemi üzerine bir yöntem, ben geliştirirsem onun hiç şansı yok. Yani düşmanlıktan değil ben onun peşinde olmam. Sen benim peşimdesin, ben de senin peşindeyim. Değil, o gayem o değil. Ben o enerjiyi kendime nasıl dönüştüreceğim? O beni bıraksa, ben onu bırakmayacağım. Korkunç enerji. Bir tane son bir örnek veriyorum, notuma geçiyorum. Bu donmuş enerjidir değil mi? Boşluk ise bundan daha büyük enerjidir. Ademden başlayacaksın ben. Evet. Çünkü şeytan boşluktur. Her şey olabilir. Ben bunu bir şey yapmak için bundan başka bir şey. Bunu enerjiye dönüştürmem lazım. Sonra onu yapmam lazım. Boşluk ise hemen dönüştürebilirsin. Bunda iki işlem. Boşlukta tek işlem. Onun için şu boşluktaki enerji şekillenmiş enerjiden potansiyel itibariyle daha fazla enerjidir. Şeytan kullanılmamış korkunç enerji paketleridir. Ceyran diyor zaten abi. Ceyran diyor. Usta. Yani Allah bizi ayartmak için, bizi ayağımız kaydırmak için vesairesi için sif değil. O abi çarpıyor. Elektrik de çarpıyor bizi. Bak elektriğin lisanını öğrendi, kuralını öğrendi. Bak la makine çalışıyor, ışık veriyor vesaire. Lisanını, yöntemini bilirsen. Peki.